Bırak o örtüyü. Hayırdır inşallah. Cenneti mekan olası Bektaş Subaşım. Kapıyı kilitlemeyi unutmuşum. Kime ok atıyorsun öyle? Düşmanlara. Kaç kişiler? Bir yıl. Omzundan yara almışsın. Sıkı dur, çekiyorum. Tamam, çektim. Gel bakalım. Hoppa. Buraya ilk defa 6 yaşında babamla birlikte çıkmışım. 27 yıldır da hemen hemen her gün buraya çıkar, etrafı seyrederim. 600 küsur yıl önce bu kalenin temeline ilk taşı koyan ustayı merak ederim. Burada yaşayan insanları, senin gibi burçlardan ok atanları, düşman okuyla can evinden yara alıp burçlara yığılanları merak ederim. Kim bilir, belki 600 yıl sonra birileri bu kalenin harabeleri arasında dolaşarak aynı duyguları yaşayacak.
kendi sonunu bilmeden benim gibi önceden yaşayanların sonuna üzülecek. Hiçbir yere gitmiyorsun. Her gün burada yapayalnız canı sıkılmıyor mu? Burada yalnız değilim ki. Aşağıda Bektaş Subaşı var ya. Bunun için mi para almadan bekçilik yapıyorsun? Hı-hı. Ama istesen sana maaş verirlermiş. Yiyecek kadar param var. Hem her şey parayla ölçülmez. Düşünsene, Fatih'in askeri olmakla şereflenmiş bir alimin türbedarlığını yapıyorum. Bu şeref bana yeter. Bahtiyar amca. Efendim? Biz dostuz değil mi? Dostuz ya. Bir şey söylemek istiyorum. Seni dinliyorum. Babam beni okutmak istemiyor. Ya. Ustanın yanına vermek istiyor. Eve bir an önce para getirirmişim. Babanla konuşmamı mı istiyorsun? Bilmiyorum ama okumak istiyorum ben. Üzülme sen. Bir çaresine bakarız. Hem sen niye aşağı inip uçurtma uçurmuyorsun? Benim uçurtmam yok ki. Sana uçurtma yapayım mı? İster misin? Sahi yapar mısın? Tabii. Hem de kocaman bir uçurtma. Bağlasak şu kaleyi bile kaldıracak kadar değil. Sahi mi? Mesela dedik yani. Dur bakalım. Onlar ne yapıyor öyle? Kaplumbağayı taşlıyorlar. Hayvancağızın canını yakıyorlar desene. Ben gidip kurtarayım. Kavga etmeyin, tamam mı? Tamam, yarın uçurtmamı yapacaksın ama. Hem de buradan uçuracağız. Ne yapalım? Bizim yurtu kurdağlarımızda en fazla bu kadar oluyor abi. Böyle giderse benim düğün hayallerim de güme gidecek. Büyük ağ alalım abi. Büyük ağın avı da büyük olur. Necmilerin tuttuğu balığı gördün. Doğru söylersin Ali. Doğru da büyük bir tekne olmayınca ağ ne işe yarar? Necmilerin yanına geçmek istersen sana gücenmem. Şu hale bak. Evlenmen için sana destek olalım derken karnımızı zor doyurur olduk. Neyse, bakarız çaresine. Büyük ağsa büyük ağ. Hadi hoşça kal. Ey Fadime, bak görüyorsun halimi. Sabret, bu işte olacak be. Ey güzel Allah! Sen nelere kadirsin? Hoppa! Hadi yürü. Bunun ne işi var burada? Çocukların elinden kurtardım baba, yaralı. İyi, iyi. Bir kaplumbağamız eksikti. Kendi karnımızı doyurduk da kaplumbağa kaldı. Çabuk at onu dışarı. Baba lütfen, yarası iyileşinceye kadar. Ne yaptın? Gittin mi Osman Usta'nın yanına? Ben sana kaç kere söyledim lan? La havle ve la kuvvete illa billah. Bey, bakkala uğramadın mı? Neyle uğrayacaksın? Hangi parayla? Cep delik, cepken delik. Ama bu böyle olmaz bey. Bir de beni dinlesen. Ne diyeyim Ayşe? Yok diyorum sana. Yoktan anlamıyor musun? Yok, yok, yok. Denizde balık, bende şans yok. Hırsızlık mı yapayım, ne yapayım Ayşe? Cemil!
Hadi lan defol. Sen de hırsını çocuktan alıyorsun. Yapma şu çocuğa böyle. Kes sesini be, sen de dırlanıp durma. Bunun kolayı var bey. Sana kaç kere söyledim, dinlemedin. Eniştemden borç al istersen. İyi. Sonra da cümle alemin diline düşeyim, öyle mi? İstemem o gıcık adamın parasını. Aman bey, sen de ne söylesem kızıyorsun. Sen beni çıldırtacak mısın ha? Enişten değil mi? O üç kağıtçı adama. O kaçakçı bozuntusuna muhtaç olacağım, öyle mi? Yo, akşam akşam beni çıldırtacak mısın be kadın ha? Bıktım be, bıktım, anlıyor musun? Bıktım. Kendi aklını kendine sakla. Bir daha da beni çıldırtma. Babamın adına senden özür dilerim. Bu ara balık çıkmıyor ondan. Parasız kaldığı zamanlar hep böyle yapar. Yoksa iyi adamdır babam aslında. Hadi gel, seni Ali abime götüreyim. Ali abi! Ali abi! Hayırdır Cemil? Nedir o? Yaralı bir kaplumbağa abi. Sabahleyin kaleye götüreceğim. Denizde ondan bir sürü var. Gel onu da denize salalım. Denizdekilerle arkadaşlık yapsın ha. Ama o deniz kaplumbağası değil ki. Ya öyle mi? Aman da ne güzel şeysin sen öyle. Burada kalabiliriz değil mi abi? Hiç değilse gün doğana kadar. Pekala, hadi öyle olsun. Gel bakalım. Tamam. Ne güzel şeysin sen öyle. Şunu arkaya koyalım. Gir bakalım şuraya. Fadime, Geliyorum Cemil, geliyorum. Hayrola Cemil? Kusura bakma, uyandırdın mı yoksa? Hiç uyumadım ki. Nedir o elindeki? Kaplumbağa, sana getirdim. Ya. İyi, gir içeri. Hey gidi hey. Kralların, padişahların yurdunda bir kaplumbağa. Sabaha kadar uyuyamadım, biliyor musun? Rüyamda ikide bir örtünün çalındığını gördüm. Bir gün Yavuz Sultan Selim Hazretleri sefere çıkmadan önce burayı ziyaret etmiş. Efendim Bektaş Subaşı'mı? Kendi elleriyle bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlayarak bu örtüyü örtmüş. Cihan hakimi padişahımızın mübarek gözyaşlarıyla nurlanan cevherden kıymetli bu örtü, türbenin canı ciğeri, Bektaş Subaşı'nın şerefi. Babam rahmetli her seferinde beni buraya getirir, Bektaş Subaşı'mı anlatırdı. Ne mübarek cengavermiş o. İstanbul'un fethi sırasında kendini yaralayan oku sadağından almış, yerleştirmiş yayına ve germiş, germiş,
Ok meydanındaki herkes heyecanla izliyormuş onu. Çık çıkmıyormuş. Sultanın huzurunda bir ok atış müsabakasında bulunmanın heyecanıyla da kalbi küt küt atıyormuş. Ve ya Allah bismillah demiş, bırakmış oku. Ok süzülmüş, süzülmüş, hedefi tam göbeğinden vurmuş. Herkes büyük bir coşkuyla kutlamış bu yaşlı okçuyu. Hünkâr Yavuz Sultan Selim elini öpmüş onun. Bektaş Subaşı Efendimiz gönül ehliydi. Okunu atarken kırklar, yediler, üçler adına, pir aşkına atardı. Bir zamanlar küçük bir tekke vardı burada. Küçük bir sevgi evi. Allah hu diye sesler yükselirdi. İnsan burada denize açılır gibi gönüle açılırdı. Sonra bir zaman geldi, tekkeler kapandı. Ses seda kesildi burada. Şeyhim, bu tekkenin mürşidi efendim, öyle hüzünlendi, öyle hüzünlendi ki kederinden öldü. Bir gün vasiyet etti bana. Sahip çık tekkemize. Tekkemizin yanı başında kabri bulunan Bektaş Subaşımıza. Yıkılmasın, yakılmasın dedi. Ama olmadı. Yangın çıktı bir gün. Tekkemiz gitti elden. Sadece türbe kaldı. Bektaş Subaşımızın türbesi ve onun padişah hatırası örtüsü. Benden sonra bunlara sen sahip çık oğlum. Sen bekle. Sadece bu türbenin değil, sevginin, sadakatin ve sabrın da bekçisi olursun o zaman. Bekçiliğin özü bağlılıktır, sabırdır. Gözün ve gönlün hep tetikte olacak. Bunu hiç aklından çıkarma, olur mu oğlum? Hep böyle derdi rahmetli babam. Bekçiliğin özü sabırdır, bağlılıktır. Peki babanızın mezarı nerede Bahtiyar amca? O da Bektaş Subaşı Efendimizin yanında yatmak istedi. Bir bekçi gibi yanında, nöbet tutar gibi. Bekliyor. Arada sırada sen gelmiyor musun yavrum? Dünyalar benim oluyor. Peki amca, Allah gecinden versin ama senden sonra kim bekleyecek burayı? Elbet bir Allah dostu gelir oğlum. Bektaş Subaşı'yı seven, anlayan biri. Ona devrederim. Belki de onu bekliyorum. O benim amca. Senden sonra ben bekleyeceğim burayı. Hey George, nasıl kale? Good, good, okay. Ya, good ya. Şuna bak.
bak. Çocukla çocuk oluyor, uçurtma uçuruyor. Nasıl? Örtü burada, örtü. Ha burada. Good, good. Good ya. Hey! Bahtiyar Efendi! Gel hele gel. Aç şu kapıyı. Turist getirdim, turist. Geliyorum, geliyorum. Bak, bu turist türbeyi görmek istiyormuş. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz burada turistlere memleketimizi tanıtmakla milli bir vazife yapıyoruz. Sen orada uçurtma sallıyorsun. Buyurun. Merhaba. Merhaba. bak George. Bu turistin adı George'dur. Çatmat Türkçe bilir. Herif üşenmemiş, öğrenmiş. Ya. Öyle değil mi George? Ya, okey. Yes, yes. Evet. İşte Bektaş Subaşı'nın türbesi. Okçu Bektaş'ın türbesi. Gel. Yavuz'un örttüğü örtü bu. Satılır mı? Yakalanırsan rezil olursun sonra. Ay sağ olasın be Bahtiyar Efendi. Vatana millete büyük hizmet ediyorsun. Hiçbir kuruş almadan nasıl gönüllü bekçilik ediyorsun? Vallahi anlamıyorum. Bizim George memnun kaldı. Good değil mi George? Hı hı hı. Hadi eyvallah. Ah zavallı. Ecdadın hatıralarını turistlere peşkeş çek. Bakalım sonu nereye varacak. Ulan Cemil, sen miydin uçurtma uçuran? Hı. Senin ne işin var burada? Al şunu bakalım Arca. Yok olmaz. Hadi canım naz yapma. Bugün eniştenin iyi günü. Hadi. Bahtiyar Efendi, bakıyorum da bizim Cemil buradan hiç ayrılmıyor. Aranız çok iyi galiba. Lan Cemil, babana söyle de bana bir uğrasın olmaz mı? Olur, söylerim enişte. Hadi hoşça kal. Selim şimdi bacanağı dükkana döndü. Aradığın kitap bu. Merak etme sen. Örtüyü de en kısa zamanda elinde bil. Good. Selamun aleyküm. Oo, bacanak. İyi adam lafının üzerine gelirmiş. Buyur otur. Hangi rüzgar attı seni böyle? Sen çağırmışsın ya. Ha, doğru ya. Vallahi işten güçten kafa yerinde değil ki. Ne içersin? Çay. Çay. George, sen ne içersin? Turkish kahve, good. Ya, kahve, good, good. Aslanım, bize bir çay, iki okkalı kahve. Çabuk kap gel hadi. Vallahi bacanak, senin haline bakıyorum da. Hani balıkçılığın da iyi gitmediği malum. Sonra büyük tekne hayalini biliyorum. Ne diyeceksen de bacanak. Niye çağırdın beni? Ne var? Bak. Şu turisti görüyor musun? Niye geliyor buralara? Sırf gezeyim, göreyim, dinleneyim diye mi? O bir hazine arıyor bacanak. Hazine. Hazine mi? O hazine sende. Senin elinin altında. Bende mi? Evet, evet.
Sen de ya. Bundan gayrı büyük ağa da alacaksın teknede. Büyük ağa mı? Tekne mi? Bak bacanak. Aç kulağını da iyi dinle beni. Biz bu turiste kaleye gittik. Yine çırtır, yine kaya balığı. Of, yok, yine yok. Ah, bir büyük ağ olsaydı, çürümüş bu ağ. Hayır, olmaz. Bana göre değil bu iş. Yok, olmaz. Yok. Ne abi, ne yok? Hiç. Biliyor musun abi, bu sabah sahile bir tekne geldi. Gıcır gıcır. Şöyle bir pembe boyalı. Bir de endam var ki. Üf lan üf. Sonra kocaman ağları. Bir döküyorlar denize. Sanki denizin bütün balığını toplayıverecek. Ayşe bacı. Ayşe bacı. Misafir kabul eder misin? Hoş geldiniz. Buyurun. Oo, hoş geldiniz abla. Hoş bulduk. İyi bari evin yolunu unutmamışsınız. Unutur muyuz Ayşe? Her zaman söylerim eniştene beni bacıma götür diye. Evet. Ama eniştene bilirsin her zaman işleri başından aşkındır. Ne o lan? Bakıyorum da keyfin yerinde. bekçilik nasıl gidiyor bakalım? Ne kadar para veriyor sana? Ne parası? Dostuz biz onun. Dost mu? Demek 5 kuruş göstermiyor sana. Onun parası yok ki. Parası yok mu? Peki nasıl geçiniyor? Maaş filan almadığına göre. Oğlum, tekkede birçok eski kitap var. Onları el altından satıp köşeyi dönmüş diyorlar. Bütün kasabanın dilinde. Çok parası var onun, çok. Geçin enişte, hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin. Yavuz Sultan Selim Han, Kahire'de okunan bir hutbede kendisine Hakimül Harameynü Şerefeyn denilince, yok dedi, ben Hadimül Harameynü Şerefeyn'im, İslam'ın hakimi değil, hizmetkarıyım dedi. Demek öyle, herkesin dilinde. He? Ben inanmadım. Biliyorum, biliyorum. Gel peşimden. Sen benim dostumsun. Dost dostun sırrını bilmeli. Ah oğlum, devir değişti. Eski mektepler kapandı. Yıkılıp harap oldu. O zamanlar medresenin ve türbenin temizlik işlerine bakan babam, hiç olmazsa bu kitaplar zayi olmasın diye sandığa doldurup saklamış. Seni buraya getirdim ki bu sırrı birlikte paylaşalım. Ama ben bu kitapları okumasını bilmem ki. İstersen öğrenirsin. Geçen gün okumak istiyorum deyince düşündüm. Allah bana çocuk vermedi ama hamdolsun senin gibi bir dost verdi. Bunu ben de isterim ama ya babam engel olursa? Gerekirse babanla konuşurum. Bu kitapları bir kütüphaneye verseniz daha iyi olmaz mı? Aynı şeyi babama ben de söyledim. Senin yaşlarındayken. İstanbul'da sahaflarda birçok kitaplar görmüş. Kıymeti bilinmeden alınıp satılıyor dedi. İlmi için değil de antikası için anlayacağın.
Onun için bu kitapların kıymetini bilecek bir nesil gelinceye kadar saklamamı vasiyet etti. Babam derdi ki, evladım bu kitaplar çok mühim. Bektaş Subaşı, tekkenin erenleri, hepsi bu kitaplarda gizli. Bu kitaplara sahip çıkmalı. Öyle derdi babam. Sağ ol. Hanım bak, bak. Büyük ağa, büyük, büyük. Bak hanım. Görüyor musun, bak. Hadi oyna, hadi. Hadi oynasın. Cemil, şuna bakın, şuna bakın. O geldi, o geldi. Yaşasın, o geldi. O geldi, o geldi. Koş Cemil, koş. O geldi. Aslan abim be. Bak gör, şimdi balıklar nasıl geliyor. Davetli gibi ağa, üzüm gibi balık. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri yeni dönelim. Yeni ağa almış. Bunları da almışsın. Parayı nereden buldun be? Sonunda dediğin oldu hanım. Bacanak Bey'den borç aldım. Cemil, sen daha yatmadın mı? Okuyorum baba. Bak oğlum, hayatta paran varsa yaşadın. Paran yoksa yandın gitti. Onun için gel babanı dinle. Okumada para yok artık. Nice üniversite mezunları boş dolaşıyor. Babacığım, ben okumak istiyorum. Neyse, neyse. Bekçiyle çok iyi dost olduğunu görüyorum şu sıra. Evet. Neyi bekliyormuş öyle senelerdir? Türbeyi. Canım türbenin neyini bekleyecek? Bildiğim kıymetli bir örtü varmış. Padişah örtüsü müymüş, neymiş? Onu bekliyormuş galiba ha? Örtüyü de bekliyor, türbeyi de. Baba. Evet oğlum. Bazı geceler onunla kalabilir miyim baba? İzin verir misin? Yazık, çok yalnız, kimsesi yok. Benim kalmama seviniyor. Ya. Onunla beraber bekçilik yapmak istiyorum. Pekala. Ama her zaman olmaz. Sağ ol baba. Sağ ol. Bey. Bey. Gün yüzü gösteremedim size. İşlerim ters gitti. Bir tekne olsun dedim. Denize açılayım. Kıyılarda birkaç balık bulmak için çırpınıp durmayayım. Ah, uzaklara gideyim. İyi avlar yapayım. Para kazanayım. Sizlerin ihtiyaçlarınızı göreyim dedim. Olmadı. Olmuyordu. Bir gün olur inşallah. Anladım ki alın teriyle olacak gibi değil bu iş. O nasıl söz öyle? Evet canım, öylesine söyledim işte. Sahi, bir de sen söyle şu Cemil'e. Okulu filan atsın kafasından. Osman Usta'nın yanına gitsin. Yoksa... Var mı üzerine çocuğu? Bahtiyar amca!
Bahtiyar amca! Bahtiyar amca. Bahtiyar amca. Ah, Cemil sen misin? Ne zaman geldin oğlum? Hasta mı oldunuz Bahtiyar amca? Doktor çağırayım mı? Yok, yok yavrum. Biraz üşütmüşüm. Geçer. Neler yaptın? Anlat bakalım. Büyük ağam geldi. Büyük ağa demek bol balık demek. Bol balık demek Fadime demek. Şöyle bir teknemiz olsa. Açılsak uzaklara, çok uzaklara. Geride hiçbir kara parçası görünmese. Deniz ve sadece biz. Bir de ağlarımıza takılan balıklarımız. Keşke abi. Ama nerede? Hangi parayla alacaksın?
Merhaba balıkçılar. Merhaba. Merhaba, buyur bacanak. Yo, ava mı çıkıyorsunuz? Geç kalmışsınız ya. Bu kayıkla avcılık da pek zordur, öyle değil mi? Öyle bacanak, öyle. Aa bacanak, seninle biraz görüşmem lazım. Ali, bakkaldan bir sigara alıp gelsene bana. Tabii abi. Bir de bu çocuğu besliyorsun değil mi? Bırak gitsin köyüne. Olur mu öyle şey? Garibanın teki. Sonra akrabamız da oluyor. İyi. O da olmasa. İyi öyle olsun. Ne oldu? Düşündün mü o işi? Ne yapsam bilmem ki. Senin için büyük fırsat. Ben olsam kaçırmazdım. Bana göre değil be bacanak. Hem günah sonra... Aa, su koyverme şimdi. Biz sana güvenerek adamları bekletiyoruz. Sense... Olmaz bacanak. Bana göre değil. Bak, büyük ağa aldın. Yakında tekneyi de alırsın. Ondan sonra... Oo, gel keyfim gel. Aklını kullan bacanak. İkimiz de aynı mahallede büyüdük. Bir benim halime bak, bir de kendi haline. Böyle gidersen o teknenin ancak hayalini görürsün. Hayal kurmakta da yaşanır mı canım? Sen bilirsin. Şunun şurasında bacanağım olduğun için sana söylüyorum. Yoksa ben adam mı bulamayacağım? Bu iş için kime söylesem balıklamasına dalar. Hadi hoşça kal. Hey! Bacanak dur hele! Bu gece bitir bu işi. Yarın bir parti mal gönderiyorum. Bu parça o partinin en güzel malı olacak. Tamam mı? Hadi bacanak! Göreyim seni! Abi, niye moralin bozuldu yine? Hiç. Yok yok. Sende bir şey var. Bu adam ne diyor sana abi? Niye gelmiş? Büyük bir tekne demiştin ya. Ha? İstersen alabiliriz artık. Nasıl yani? Bak şimdi beni iyi dinle. Ay, Allah razı olsun yavrum. Hadi artık yavrum, geç oldu. Evine git. Annen baban merak eder. Anneme söyledim. Bu gece burada kalacağım. Ben iyiyim. Hadi sen git artık. Yoksa benim burada kalmamı istemiyor musunuz amca? Bu gece nöbeti ben tutacağım. Türbeyi ben bekleyeceğim. Hadi. Hadi abi yürüsene. Hadi. Yürü. Thank you.
geliyorum. Bir evimiz olacak. Ev Fadime. Bağışla beni, bağışla. Bahtiyar amca, Bahtiyar amca, Bahtiyar amca, uyan Bahtiyar amca. Baba, baba. Bahtiyar amca, Bahtiyar amca. Ben gidip bir doktor çağırayım. Bahtiyar amca uyan, Bahtiyar amca. Ali! Örtü! Örtü nerede abi? Örtü! Yok. Yapma be abi! Yapma be abi! Yapma be abi! Yapma be abi! Doktor lazım. Doktor. Doktor? He? Fadime? Doktor? Doktor? Fadime? He? Fadime? Doktor? Merak etmeyin. Ben gerekeni yaptım. Ama çok sarsılmış. Sabaha kadar ancak uyanır. Biriniz başında beklese daha iyi olur. Ben beklerim doktor bey. Hı hı, tamam. Hadi oğlum. Sen de doktor amcanla eve git. Türbe... Bektaş Subaşı, Fikret. Örtü. Cemil. Cemil oğlum neredesin? Sakin olun Bahtiyar Efendi. Cemil. Allah'a şükürler olsun yaşıyor. Cemil. Sakin olun. Oh. Cemil. Örtü. Örtü yerinde Bahtiyar Efendi. Kusura bakma, bir cahillik ettim. Bağışla beni, bağışla. Bağışlamak mı? İnşallah bağışlanırsın. Lakin derim ki, Cemil'i okut. Çocuklarımız emanetlerimize sahip çıksın. Yoksa bağışlanmamız zor.
Allah işlerini rast getirsin oğlum. Baban da senin iyiliğini istiyor. Ustanı da üzme. İnşallah tez vakitte sen de usta olursun. Bu ne terbiyesizlik böyle? Siz beni kim sanıyorsunuz? Bana böyle davranamazsınız. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim. Boşuna dememişler her işte bir hayır vardır diye. Benim Ankara'da ne kadar adamım var biliyor musunuz siz? Merak etme sen. 5-6 saate kadar dönerim. Ben hallederim. Ayşe bacı. Hanım sana emanet. Hadi eyvallah. Cemil. Cemil, nereye gidiyorsun oğlum? Osman Usta'ya baba, işe. Usta'ya mı? Boş ver. Sahi mi baba? Oku oğlum, oku. Cahillik kötü. Okula gideceğim değil mi baba? Seni Bahtiyar amcana emanet ediyorum. O ne yapacağını bilir. Hadi bakalım. Hey, yaşasın, yaşasın, yaşasın! Ali! Hadi biz de işimize bakalım. Bahtiyar amca! Bahtiyar amca! Hayrola Cemil? Babam beni sana emanet etti. Gel bakalım. Büyük ağa niye geriye verdin be abi? Kendi ağlarımız bize yeter. Baş ver. Ama abi balık gelmiyor ki. O zaman biz de bırakırız balıkçılığı. Başka bir iş tutarız. Bırakır mıyız abi? Bırakırız anasını satayım. Bırakırız. Abi tekneye bak be. Üf, tekneye bak be. Üf be. Benim için ailem, çocuğum daha önemli. Haklısın be abi. Benim için de önemli olan Fadime. Babası vermiyor ama bir gün verecek. Fadime! Bekle canım, geliyorum be! Yani inşallah. Abi, işte bizim döktüğümüz ağlar. Abi balık, abi balık, abi, abi balık, üzüm gibi balık abi. Balıklara bak abi. Fadime! Fadime balık! Geldim Fadime, geldim! Ey balıklara bak be, Allah'ına kurban be! Balıklara bak abi, üzüm gibi, üzüm gibi! Allah'ım sana şükürler olsun. Balık abi, balık, balık be abi, balık, balık! Bu kitaplar artık senin. Benim mi? Sanırım babamın beklediği nesil sensin. İnşallah bunları okuyacak, manasını herkese duyuracaksın. Babam rahmetli derdi ki, bu kitaplar asrımızı istila eden bütün maddi ve manevi hırslara şifadır. Bunları okuyacağım. Okuyacağım. Oğlum, bu
kitapların yeri ne mahzenler ne müzelerdir. Onların yeri insanın yüreği ve zihnidir. Onlara sahip çıkmanın aslı da bu. Bunları okuyacağım. Okuyacağım bunları. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan İhtiyar Bektaş Subaşı, bu yüksek tepeye dikti bu taşı, o gazi hünkârın mutlu gününde. Vezir, molla, ağabey takım takım, güneşli bir Nisan günü ok attı. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı. En er kemankeşe yetti üç atı. En son Bektaş Ağa çöktü dizüstü. Titrek elleriyle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkâr dedi, hoca pek yaman saldın. Eğerçi bellisin benim katımda. Bir sır olsa gerek bu ilk atımda. Bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu. Dedi ki, İstanbul muhasarası başlarken aldığım gaza yarası içinden çektiğim bu altın oku. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.